Taraf gazetesi bugüne kadar verdiği en kapsamlı haberlerden birini, en kapsamlı, en derin, en çok ses getirecek başlıklardan biriyle çıktı bugün. Yeni bir darbe planını ortaya koydu. Pek çok darbe planı yayınlanmıştı ama bu kadar ayrıntılı olanı hiç görülmemişti. Taraf gazetesinin bugün manşetten yayınladığı belgeler, AK Parti daha iktidara gelir gelmez İstanbul merkezli olduğu anlaşılan bir darbe planını ortaya koyuyor. Haberde darbenin komutanlığını dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın üstleneceği belirtiliyor. Balyoz darbe planının Taraf gazetesindeki ayrıntılarını görelim. Evet, bugün 4 Kasım 2002. AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişinden hemen sonra darbe planlarının da devreye konulduğu zaten biliniyordu. Ancak tarafın balyoz operasyonu haberiyle darbe hazırlıklarının Sarı Kız ve Ay Işığı planlarından daha eski tarihte başladığı ortaya çıktı. Tarafın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup 3 Kasım seçimlerinden hemen sonra 12 Eylül darbesindeki Bayrak Harekatı'nı birebir model aldı. Balyoz darbe planı 2002 sonunda başlayıp 2003 Mart ayına kadar süren çalışmaları kapsıyor. Yasemin Çongar, Mehmet Baransu ve Yıldıray Uğur imzasıyla yayımlanan habere göre Balyoz Güvenlik Harekat Planı adlı darbe girişiminin başındaki isim o dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'dı. Balyoz harekat planlarının altında imzası olan paşalar arasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına, dönemin Donanma Komutanı Oramiler Özden örnek var. Gazete darbe planlarının konuşulduğu toplantılara 29 general ve 133 subayın katıldığını yazıyor. Harekat planının iki temel amacı vardı. İlki Türkiye çapında sıkı yönetim ilan edilmesini sağlamak, ardından darbeyi gerçekleştirmek. Dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın harekat planının altında kullandığı ünvan da Balyoz Sıkı Yönetim Komutanı. Taraf gazetesi bu dönem yapılan darbe hazırlıklarına ait 5000 sayfayı bulan bilgi ve belgelere ulaşıldığını yazdı. Bu belgeler arasında ses kayıtları da var. Tarafın manşetten verdiği haberde şu ifadeler var. Darbe hazırlık toplantılarının ses kayıtları, bu toplantılara katılan üst rütbeli muvazzafların ellerinden çıkma notlar, çok gizli kayda altındaki resmi harekat emirleri, sıkı yönetim ve darbe zeminini hazırlama amaçlı, çarşaf, sakal, suga ve oraj kod adlı eylem planları, darbe sırasında gerçekleştirilecek gözaltı ve el koyma süreçleriyle darbe sonrasında uygulanacak hükümet programı bu belgelerde en ince ayrıntısına kadar yer alıyor. Taraf gazetesinin haberine göre bu belgeler arasında 1. Ordu Harekat Başkanı Kurmay Albay Suhat Anyeri'nin darbe hazırlıklarının konuşulduğu toplantıda aldığı özel notlar, darbe planının konuşulduğu toplantının kesintisi ses kayıtları ve planların icra aşamasına geçtiğini gösteren çok kapsamlı fişleme tutanakları da var. Albay Suhat Anyeri daha sonra Tuğgeneralliğe terfi ettikten sonra 2007 Şurası'nda emekli edilmişti.